Aa, şu tasarruf meselesi. <laughs> Müteahhide gelince tasarruf yok. Hiç beklemeyin hiç. Buna buradaki bu müteahhitlerle ilgili israfa dur diyen yok. Sadece Osman Gazi Köprüsü için bir hesap yapmak gerekirse kamunun harcadığı parayla yaklaşık 4 tane Osman Gazi Köprüsü yapılabilirdi. Bunun yerine bir tane Osman Gazi Köprüsü yapıp 3 tane Osman Gazi Köprüsü'nün bedelini ilk Osman Gazi Köprüsü'nü yapan firmaya faizkar olarak bırakmış durumdayız. Osman Gazi Köprüsü için müteahhitlere şimdiden yapım maliyetinin neredeyse iki katı kadar garanti ödemesi yapıldı. Avrasya Tüneli'nde geçiş garantisi içinse tüneli işleten şirkete 7 yılda 5.4 milyar lira ödendi. Halkın ödediği vergilerle hazineye giren para müteahhitlerin cebine aktı. Kamu özel işletmelerin kazananı kim zararı uğrayanı kim? Kazananı çok açık ki çok açık ara farkla kazananı bunların ihalelerini alan müteahhit firmalar. Bu işin kaybedeni çok açık ki devlet hazinesidir. Şu söylenebilir halk için olan harcanacak para bu kişilere gittiği için kaybeden devlet hazinesiyle beraber de aynı zamanda halktır. Osman Gazi Köprüsü'nün yapım maliyeti 1.4 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 1.2 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise 3 milyar dolar. Yap işlet devret modeliyle yapılan 3 projeden de geçen de ödüyor geçmeyen de. Avrasya Tüneli'nde müteahhite ödenen garanti ücreti toplamı 5 milyar lirayı aştı. Yani yapım maliyetinin çok üstüne çıktı. İhalesi yapıldığı dönemde 3 lira 61 kuruş olan dolar bugün 32 liraya yükseldi. Garantiler dolar üzerinden ödeniyor müteahhide. Kur riski de hiç umursamadı kamu bu sözleşmeleri imzalarken. 2017 yılında 1 dolar ortalama 3,61 TL'ymiş. Avrasya Tüneli için 123 milyon TL ödenmiş. 2020'de 556 milyona çıkıyor. 2021'de pandemi etkisi çok ciddi görülüyor. 2022 ve 2023 yıllarında da toplamda 3 milyar TL'ye yakın garanti ödemesi yapılmış. Bu işletme söz konusu Avrasya Tüneli'ne 2041'e kadar işletecek. Yani bu para 2041'e kadar söz konusu yapım maliyetinin çok 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 üzerine çıkacak. Osman Gazi Köprüsü'nün de yapım maliyeti 1.4 milyar dolarken yapıldığı günden bu yana müteahhitlere ödenen garanti bedeli 2.6 milyar dolara ulaştı. 2038 yılına kadar da ödenmeye devam edecek. En büyük kara delik olarak Osman Gazi Köprüsü karşımıza çıkıyor. Osman Gazi Köprüsü'nün en büyük zarar yazdığı yıllar 2020 ve 2021. Çünkü pandemi dönemi neredeyse köprüden kimse geçmedi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü 2026'da sözleşmesi sona erecek köprünün müteahhitlere geçiş garantisi kapsamında ne kadar ödeme yapıldığı bilinmiyor 3 milyar dolara mal edildiği söylendi biz bunu veri alıyoruz ama yine tartışmalıdır yani 3 milyar dolar harcayarak çok daha fazla köprü yapılabilir. 2022-2023 hariç 1.4 milyar dolarlık toplamda garanti ödemesi var. 2022-2023 neden hariç? Çünkü bu tarihlerde milletvekilleri tarafından yapılan soru önergeleri ticari sırada altında söylenmiyor. Dolayısıyla son iki yılın ne kadar garanti ödemesi yapıldığını bilmiyoruz. Şimdi efendim Avrasya 2046 ee, 24 yıldı 16 yıl falan kaldı galiba. Şey 2042 özür dilerim. 41 42 aşağı yukarı 15 16 yıl var. Osman Gazi 2038. Yavuz Sultan Selim 2026. O az kalmış. Bakalım o ne olacak? Oradan vazgeçecekler mi? Şimdi emin olun bunları eski paralarla ödenen şeyler şimdi eski paralarla da söylemeye kalksak burası rakamlar cehennemine rakamlar şeolüne dönüşür. Demin bahsettim ya. Şeolün ne olduğunu bilmeyenler de var soruyorlar. Efendim cennet cehennem falan değil ama iyi bir şey de değil yani ortam olarak. Bütün ölüler oraya gidiyor Netanyahu'nun şeyine göre, inancına göre. Ama yerin altında ve oraya inmek gerekiyor. Ölülerin hepsi iyisi kötüsü oraya iniyor. Ve genellikle de şeyden yola çıkılarak tarif ediliyor. Yani anfer, inferno, hel yani oradan yola çıkarak teolojide. Neyse şimdi geçelim onu. Ee, öyle bir cehenneme dönüşür burası. Rakamlar cehennemine. Ya bu nasıl bir bunu devlet yapsa şimdiye kadar çoktan milletindi bu ya. Ya biz hepimiz her an para ödüyoruz ya. E yapmadık biz yapmadık mı hiç iyi bir şey yapmadık mı? E yaptınız da bunlar daha ucuza çok daha iyisi yapılırdı bunların daha iyileri yapılırken şimdi biz bunlara mahkum olacağız çünkü bunların hesabı daha kapanmadı.